Kıbrıslı Rumlar 1963 yılında Kıbrıs Türklerinin dünya ile iletişimini kesti. Mücahitler, Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyurmak için bir garajda Bayrak Radyosu'nu kurdu. 100 akü kullanarak ilk anons duyuruldu. Bayrak, bayrak, bayrak. Burası hak ve hürriyet uğruna çarpışan Kıbrıs Türk mücahidinin sesi. Bayrak Radyosu'na daha sonra televizyon kanalı da eklendi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 59 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamu yayıncılığı yapmakla görevli. 1976 yılında radyonun yanına televizyonu da katarak, ki bu televizyon Diyarbakır'dan, Türkiye'den Diyarbakır'dan getirilen cihazlarla kuruldu. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, TRT'nin desteğine dikkati çekti. BRT HD yayınlarına TRT ile yaptığı işbirliği sonucunda yapılan HD stüdyoları sayesinde geçmiştir. Bu yıl yine büyük bir projeye TRT ile imza atıyoruz. BRT çalışanları eğitimlerini de TRT'den aldı. BRT'nin ilk haber spikerlerinden Hatice Tunga da onlardan biriydi. Her şey daha güzel oldu günden güne ve bugünlere geldik yani. Türkiye'nin katkılarıyla, ana vatan Türkiye'nin, TRT'nin en başta TRT'ye çok müteşekkiriz yani. Ali Ziya Dinçer, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı o zorlu günlerin tanıklarından. Kendi vericilerimizi imal ettik. Resimde gördüğünüz gibi kendi radyo vericilerimizi imal ettik. Devamlı birlikte çalışırdık TRT ile, koordineli çalışırdık. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bugün 3 ayrı kanaldan televizyon yayını, 6 ayrı kanaldan da radyo yayını yapan güçlü bir kurum haline geldi.